Merhaba, gümüş altın kadar ziynet piyasasında tanınan, bilinen, sevilen bir üründür. Hatta emtia piyasalarında altından sonra en fazla alım satımı yapılan ürünlerden bir tanesidir. Gümüşle ilgili altın kadar fazla bilgisi yok insanların ama bazı bankaların gümüş alım satımı konusunda daha aktif olmaları sayesinde gümüş alanına da ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Hatta gümüşün fiyatlarında da önemli değişiklikler olmaya başladı. Peki hangi bankalar üzerinden gümüş hesabı açarak alım satım gerçekleştirebiliyorsunuz? Şu an için benim bildiğim kadarıyla Kuveytürk, Türkiye Finans ve Denizbank üzerinden hesabı açarak alım satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Elbette her zaman söylüyorum, bu konuda tavsiye verecek bir merci değilim. Gümüşü alın ya da almayın gibi bir yönlendirme yapmıyorum. Benim burada tamamen amacım finansal olarak gümüşü değerlendirmek ve fiyat değişimlerini kısaca bir tabloyla size gösterebilmek. Gümüşün son yıllardaki fiyat değişimini tablomuz üzerinden inceleyelim. Evet, 2017 yılından itibaren gümüşün gram TL fiyatlarını inceleyeceğiz. 2017 yılını gördüğünüz gibi 2 lirayla kapatmış gümüş. 2018 yılına geldiğimiz zaman ise 2 lira 68 kuruş olmuş. Güzel bir artışla kapatmış 2018 yılını. 2019 yılına geldiğimiz zaman yine bir artış olmuş ve 3 lira 44 kuruşla kapatmış. Fakat işte 2020 yılına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi fiyat artışı çok ciddi olmuş ve 6 lira 29 kuruş ile gümüş 2020 yılını kapatmış. Şimdi günümüze geldiğimiz zamansa yaklaşık 6 TL gibi bir fiyatı var gümüşün 2021 Ocak ayı itibariyle. Gümüşün son yıllarda gerçekten yatırımcılar tarafından keşfedilmesi ve bazı bankaların da gümüş hesabı açma imkan tanıması sayesinde fiyatlarında güzel bir artış söz konusu olmuş. Şimdi ilerleyen dönemlerde fiyatında bir artış olur ya da azalış olur, bu konuyu ben tam bilemiyorum. Şu tablo gümüş fiyatlarındaki değişimi sizlere sunuyor ve sizin için en azından küçük de olsa bir fikir veriyordur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.